Kıymetli arkadaşlarım medeni hukukun son bir konusu kaldı. Hak kavramı. Hak dediğimiz nedir arkadaşlar? Hukuk sisteminin bize verdiği yetkidir. Hukuk der ki bak bu senin hakkındır, bu senin yetkindir. Bunu kullan. Biz haklarımızı kendi içinde özel haklar ve kamusal haklar olmak üzere ikiye ayırırız. Bakınız kamusal haklar anayasa gereği devlet tarafından vatandaşa verilmesi gereken haklardır. Anayasa gereği devlet tarafından bize verilen haklardır ve biz kamusal hakları anayasa hukukunda konuşacağız. Soru olasılığı oldukça yüksek bir konudur. İyi kötü duymuşsunuzdur bu kişisel haklar, ekonomik sosyal haklar, siyasal haklar vesaire. Böyle derler değil mi? Biz özel hakları konuşacağız şu an sizinle. Özel haklardan kastımız da nedir? Hani vatandaşın kendi arasında birbirine karşı hakları, yükümlülükleri gibi şeyler. Tamam mıyız? Ve Şöyle başlayacağız konuya. Arkadaşlarım soru klasidir. Çok sevilen bir soru tipidir yine. Medeni kanun madde 2 hakların kazanılmasından ve hakların kullanılmasından bahseder. Burası birazcık ezber gibi olacak. Yani çok net soru geliyor çünkü. Açık bir şekilde şöyle diyecekler. Hakların kazanılmasında subjektif iyi niyet gerekir. Çok net hakların kazanılmasında subjektif iyi niyet. Bununla birlikte hakların kullanılmasında da objektif iyi niyet gerekli. Bu ifadeleri unutmuyorsunuz. Hakların kazanılmasında subjektif iyi niyet, hakların kullanılmasında objektif iyi niyet. Ya da bazen açık açık subjektif iyi niyet demez sadece iyi niyet der. Bakın subjektif demeyip iyi niyet demiş. Eğer başına subjektif demeden iyi niyet ifadesini kullanıyorsa biz yine hakların kazanılmasını anlayacağız. Tamam. Bazen de uzun uzun objektif iyi niyet demez dürüstlük der arkadaşlar. Eğer objektif iyi niyet demeden sadece dürüstlük ifadesini kullanıyorsa biz o zaman ne anlayacağız? Hakların kullanılması. O zaman şöyle toparlayalım. Hakların kazanılmasında subjektif iyi niyet ya da sadece iyi niyet hakların kullanılmasında objektif iyi niyet ya da dürüstlük ifadesi bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hakların kazanılma yollarından bahsedeceğiz size arkadaşlar. Hak kazanmak o kadar kısa bir konu değil. Hakların kazanılma yollarını kendi içinde hukuki olay, hukuki fiil, hukuki işlem şeklinde ayırırız. Ya işlem esprisine belki pek girmezler ama olay fiil ayrımını yaptırma ihtimalleri oldukça yüksektir. Hukuki olay ve hukuki fiil farkı nedir? Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakınız olay, hukuki olay olmak kelimesinden geliyor aslında. Bakın ne diyor? İnsan iradesi dışında kendiliğinden gelişen şeyler. İrade dışı ne demek? Müdahale şansımız yok demek arkadaşlar. Yani değiştirme şansımız yok. İnsan iradesi dışı. Mesela doğum Mesela ölüm gibi şeyler. Bunlar insan iradesiyle gerçekleşen şeyler değildir. Doğarız ve ölürüz. Bunlar irade dışı şeylerdir ve hak kazandırır. Ne alaka hocam? E arkadaşlar, doğumla birlikte yaşama hakkından tutun da miras hakkına kadar birçok hak kazanıyoruz. Doğru mu? Doğum bir olaydır ve biz bazı haklar kazanıyoruz. Ölüm de bir olaydır. Hocam ölümde nasıl hak kazanıyoruz ki? E birinin ölümü üzerinden hak kazanabiliyoruz. Doğru mu? Birisi ölüyor, bize de miras hakkı geliyor mesela. Doğru mu? Demek ki doğum, ölüm gibi şeyler irade dışı gerçekleşen olaylardır ve kişilere hak kazandırır. Fiil ise bakın fiil hareket demek, doğru mu? Aksine insan iradesi ile ortaya çıkan şeylerdir. Bu sefer kişi iradesiyle bir şeyler yapıyor ve hak kazanıyor. Mesela herhangi bir arkadaşımın bir şiir yazması, bir düz yazı, bir eser meydana getirmesi, bir şarkı bestelemesi, resim yapması Doğru mu? Biz bunları irademizle yapmıyor muyuz? Herhalde şiir kendinden ortaya çıkmıyordur. Beste kendinden ortaya çıkmıyordur. Bunları biz yapıyoruz. insan iradesiyle. Ha, bak yine hak kazanıyoruz. Mesela bir müzik, bir eser bestelediğimi varsayın. Ne oldu? İrademle yaptım ve o eser, o beste bana ait oldu. Benden izinsiz kimse kullanamaz. Mesela bakın bu da ne oldu? İradeyle yaptığım bir şey oldu. Olay irade dışı fiil iradeyle. Farkı bu. İşlem ise arkadaşlarım işteşlik kelimesinden aklınızda kalabilir. İşteş Türkçe işteş. Bakınız karşılıklı irade açıklamaları. Bakınız irade açıklamaları. Ya sözleşmeler tipik örnektir zaten. İrade açıklamaları. Farzı misal. Arkadaş mesela sizlerden birinden telefon satın almak istiyorum. Dedim ki sevgili arkadaşım Ali bana telefonunu satar mısın? Bakın bu benim iradem. Ali'nin telefonunu satın almak istiyorum. Ama henüz hukuki sonuç doğmadı. Ali de Evet, telefonumu şu fiyata sana satarım. A anlaştık. Bakın ne oldu? İki irade buluştu, işlem yaptık ve birbirimize borçlanmış olduk. O bana telefonu verecek, ben de ona parasını vereceğim. Bu da hukuki işlem olarak tanımlanır. İrade dışı derse olay diyoruz. İradeyle diyorsa fiil diyoruz. İnsan davranışı der veya bakınız. İradeyle insan davranışı der, fiil diyoruz. İrade açıklamaları derse de hukuki işlem diyoruz. Bu işin raconu mantığı budur arkadaşlar. Kolay bir şeydir yani merak etmeyin. Hak kazanmaya devam ediyoruz. Hakların kazanma şekli. Diyor ki hukuk haklarınızı ya aslen kazanırsınız ya da devren kazanırsınız. Aslen kazanım iki şekilde olabiliyor arkadaşlar. Bir işgal. İşgal taşınmaz eşyalar üzerinde yaşanabilecek bir şeydir. Sahiplenme de tam tersi taşınır eşyalar üzerinde yaşanabilecek bir şeydir. Mesela sahiplenme nasıl bir şey? Oradan başlayalım. Arkadaşlar, herhangi birimiz denize, dereye gidiyoruz, göle gidiyoruz ve balık tutuyoruz. Bak, gittik, bir balık tuttuk. O balık bizim oldu, değil mi? Kim verdi? Hiç kimse. Biz onu sahiplendik, aslen kazandık, kimse vermedi. Veya işte ormandan mantar topladık, odun topladık, kozalak topladık, değil mi? Ne bileyim, kırdan çiçek topladık. Arkadaşlar, doğada herkese ait olabilecek şeyler vardır. Kim giderse onun olur. Bakın sahiplendik, aslen kazandık. Kimse bize bunu vermedi. Biz sahiplendik ve aldık, aslen kazandık. Taşınmazda da işgal olur. Arkadaşlar o kolay kolay olacak bir şey değil belki ama mümkündür. Burada taşınmazdan kastımız nedir? Bir toprak parçası. Arazi gibi bir yer düşünün. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Eğer bir arazi, bir toprak parçası... Hazine arazisi ise devlete ait bir araziden bahsediyorsak İstediğiniz kadar işgal edin, oraya gidin, işte gece kondu yapın belki. Ya yani Devlet gelir çıkarır. Hazine arazisini devlet istemediği sürece siz orada yaşayamazsınız, size bırakmaz. Alır. Onu unut. Tamam mı? Eğer tapulu bir yerden bahsediyorsak yine problem. Yani vatandaşın tapulu arazisine istediğin kadar git işgal et, çök oraya. Vatandaş gelir polis zoruyla seni çıkarır. Adamın tapulu arazisi. Ama bazı yerler vardır. Yani İstanbul'da böyle yerler aramayın ama... Anadolu'da belki bulursunuz. Yani vardır bizim köy yerlerinde falan öyle yerler hala vardır. Nedir? Hazine arazisi değildir mesela. Devlet arazisi olarak gözükmüyordur. Ya tapusu da yoktur. Kime ait olduğu da kayıtlarda pek belli değildir. Böyle bir yer varsa arkadaşlar bildiğiniz gidin oraya çökün. İşgal edin ya. Bildiğin işgal edin. Medeni kanunu madde vardır. Eğer 20 yıl boyunca aralıksız şekilde ve kullandığınızı da ispatlayarak orayı kullanıyorsanız arkadaşlar 20 yıl neticesinde gerçekten sizin oluyor. Ya buna şey işte Yunus Emre diyor ya mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi. Doğru mu? Yani sonuçta sahipsiz bir yer. Sahipsiz bir yerse ha ormandaki ne bileyim kozalak, ormandaki mantar ha da dünyadaki arsa. Hukuken yani bir farkı yok aslında. Sahipsizse sahibi ben oldum. Ve kimse vermedi bakın aslen kazandım. Burada kritik nokta o zaten. Ha bir de devren kazanım vardır ki hayatın olağan akışında biz normalde bunu görürüz zaten. Satın alma. Az önce verdiğim örnekleri düşünün. O kozalığı gidip oduncudan satın alsaydım. Doğru mu? Balıkları dereden denizden tutmak yerine gidip balıkçıdan satın alsaydım. Doğru mu? Veya arsayı sahibinden satın alsaydım. O zaman aslen değil de bakın satın almayla ne oluyor? Devren kazanım söz konusu. Bir hak sahibi o hakkını bana devretmiş oluyor. Mantık budur. Ha miras. E, annem babam vefat ettiğinde miras kime devr olacak? Bana devr olacak. O yüzden o da devren kazanım diyebiliyoruz. Mantık budur arkadaşlar. Yani devren kazanım aslında daha kolay. İşin kolay kısmı. Ama nadiren de olsa yaşadık, yaşadığımız ne olabiliyor? Aslen kazanım olabiliyor arkadaşlar. Peki gelelim son olarak hakların korunmasına. Sonra da özel hakların türlerine gireceğiz. Şimdi arkadaşlar haklarımızı kazandık. Nasıl kazanacağımızı gördük. Bir de bu haklarımızı koruyalım. Doğru mu? hakların korunması. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda vatandaşın hakkını devlet korur. Haklar devlet eliyle korunacaktır. Normali, olağanı budur. Ama zaman zaman kişi kendi hakkını bizzat korumak zorunda kalabiliyor. O zaman ne diyoruz? Kişinin kendi eliyle. Önce hakları devlet nasıl korur? Arkadaşlar devlet bize diyor ki çok seviyorsan git konuş bence. Ne demek o? Hakkını talep et. Sana kanun karşı taraftan bir hakkın var ise bunu talep etme yetkisi de veriyor. Mesela X şahsından alacağım var. Vade geldiyse ona biz hukukta muaccel olmak deriz. Vade geldiyse kanuni hakkımı kullanarak talep edemiyor muyum? Giderim düzgün bir şekilde haklarımızı kullanıyoruz. Dürüst olmalıyız değil mi? Hak kullanırken. Gideriz düzgün bir şekilde arkadaşlar. Ne yaparız? Hakkımızı talep ederiz. Hani alacağımızı isteriz mesela. Doğru mu? Ha, veriyorsa eyvallah. Diyelim ki karşı taraf hakkımı yerine getirmedi, ödemeyi yapmadı. E hatırlasanıza cebri icra diye bir şey vardı. Haciz yolunu takip edebiliyoruz değil mi? O zaman da dava açarız. Yani hukuk diyor ki önce sen talep et, ben hukuk olarak sana bu yetkiyi verdim, hakkını talep et. Alamaz isen devletin şefkatli kollarına gel, dava aç, biz müdahale edeceğiz zaten. O yüzden talep ve dava hakkı diyoruz. Peki zaman zaman anlık olaylar vardır. Böyle durumlarda da arkadaşlar kişi kendi hakkını korumak zorunda kalabiliyor. Kendi hakkını kendi koruyacak kendi eliyle. Ha, burada iki tanesini biz biliyoruz zaten. Meşru savunma ve ızdırar hali. Hatırlayalım meşru savunma neydi? Bir saldırı vardı bana veya bir başkasına bir saldırı vardı. Saldırganı orantılı şekilde etkisiz hale getirmek istiyorduk, doğru mu? Peki burada ne hakkı? E, yaşama hakkı ve vücut bütünlüğü hakkımı korumaya çalışıyorum. Bir vatandaş bana saldırıyor, yaşama hakkıma müdahale edebilir, vücut bütünlüğü hakkıma müdahale edebilir. Doğru mu? Veya bir başkasına saldırıyor fark etmez. Burada demek ki yaşama ve vücut bütünlüğü hakkımızı bizzat korumak zorunda kalabiliyoruz. Al sana bir hak koruma yöntemi. Izdırar hali. Hatırlayınız tehlike altındaydık. Tehlikeli bir sonucu önlemek için Üçüncü bir kişinin yani olayla alakası olmayan bir başka insanın malına zarar vererek bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışmıştık. Örneğin de şeydi yanlış hatırlamıyorsam bunu örnek vermişimdir. Aracım yanmaya başlamıştı motor bölümü böyle yanacaktı. Çok tehlikeli bir ortam. Vatandaşın birinin dükkanın camını kırıp ne yapmıştım? Yangın tüpünü alıp söndürmüştüm. Doğru mu? E yine bir yaşama hakkımı korumaya çalışıyorum. Belki de o araç patlarsa birçok insan ölecek. Ben öleceğim. O yüzden ne yapmaya çalışıyorum? Hak korumaya çalışıyorum. Yaşama hakkımı korumaya çalışıyorum. Gibi böyle bir mantık vardı. Bu ikisini zaten biliyorsunuz. Bakın haklarımızı koruyoruz. Bunu yeni öğreneceksiniz. Çünkü bu ceza hukukunda değil medeni hukukta geçen bir kavram olduğu için burada alıyoruz. Kuvvet kullanma. Bazı yazar arkadaşlarım sorularda kuvvet kullanma yerine bizzat ihkakı hak derler. Aynı anlama gelir. Bizzat ama bizzat diye de belirtsin dikkat edin. Bizzat ihkakı hak. Ama medeni kanunda kuvvet kullanma diye geçtiği için biz de böyle kullanıyoruz. Kuvvet kullanma nedir arkadaşlar? Bir birey yine hakkını korumak için hakkına zarar vermeye çalışan bir insana anlık müdahale yapabiliyor. Mesela bir kiracı varsayın uzun zamandır ev sahibine kirasını ödemiyor. Mesela 5-6 ay oldu kirayı ödemiyor. Normalde aslında talep eder ve kişi en son tahliye davası açar. Ama bekliyor elbet bir gün öder diye. Ama gel gelelim işte 6 aylık kira birikti ama kiracı kirayı ödemek yerine gece vakti kaçmaya çalışıyor mesela. Böyle bir şey oluyor. Ev sahibi de bunu fark etti. Hemen gitti dedi ki hayırdır ne oldu? Aa ben taşınıyorum. Ya taşınabilirsin ama benim 6 aylık kiram birikmiş. Bu ne olacak? İşte dava açarsın alırsın. Ohoho sen kimidir nereye gidiyorsun? Ben seni nerede bulacağım da tebligat çekeceğim de vermeyeceğim. Icra. Oho uzun iş. Şunu yapabilirsin mesela. Adama sakın. Adama sakın ha. Çok tehlikeli. Şunu yapabilirsiniz. Hani kuvvet kullanmadan kastımız vatandaşı dövmek değil sakın. Paramı vermeden bu eşyayı buradan çıkaramazsın. Paramı ver eşyayı çıkarmana izin veriyorum diyebilirsin mesela. Bu ne oldu? Kuvvet kullanarak hakkını korundu. Bakın yıllar önce bu mantığa çok benzer bir soru gelmişti. Yanılmıyorsam da 2012 sorusu olması lazım. Şöyle bir cümle kurdu. Bir otel personelinin, otel personelinin ücreti ödemeden gitmeye çalışan müşterinin dikkat edin çantasını el koyması. Otel personeli ücreti vermeden gitmeye çalışan müşterinin çantasına el koyuyor. Diyor ki paramı ver çantam burada gel al gibi düşün. Doğru mu? Veya bir dükkanınız marketiniz vesaire var. Vatandaşın biri gelmiş ürünleri poşete doldurmuş kasadan geçmeden gitmeye çalışıyor. Ya yani hırsızlık yapmaya çalışıyor. E ben polisi arayacağım da polis gelecek de oho uzun iş adam kim bilir Nereye kaçacak? Onun peşine mi koşacağım? Ne yapabiliyorsunuz? Hop dur bakalım. Şu eşyaları ya bırak ya da parasını ver öyle git gibi. Burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar biraz? Kuvvet kullanma durumunuz oluyor tabii ki ama adamı dövmeyin tabii ki. Ona dikkat edin. Tamam? Hocam o bizi döverse ha o zaman karşı saldırı olacaktır. Siz de kendinizi savunabilirsiniz mantıkla. Tamam? Kıymetli arkadaşlarım. Haklar nasıl kazanılır? Nasıl korunur? Bunları hallettik. Şimdi bir de özel haklarımızı kendi içinde türlerine göre incelemeye çalışacağız. Bakınız, özel haklarımız hukuk tarafından farklı özelliklerine göre incelemeye tabi tutulmuş. Yani belki de aynı hakkı farklı açılardan inceleyeceğiz. Ya mesela İşte diyeceğiz ki bu kalemi farklı özelliklerine göre inceleyelim. Rengine göre inceleyelim. Diyelim ki rengine göre siyah. Tamam güzel, rengine göre. Sonra diyelim ki kalitesine göre inceleyelim kalitesine göre o birinci kalite mesela. Hocam türüne göre inceleyelim. Diyelim ki işte tablet kalemi, grafik tablet kalemi gibi farklı açılardan özel haklarımıza yaklaşmaya çalışacağız. Ve hukuk şöyle bir ayrım yapar. Niteliklerine göre, konularına göre şu ikisini zaten birbirine bağlayarak anlatacağım. Kullanımına göre, en son bir de amaçlarına göre. Ha bunların arasında belki de en fazla tercih edilen soru anlamında nitelik ayrımıdır. İkinci önemli olan da amaç ayrımıdır. Konu ve kullanım ayrımı zaten kolaydır arkadaşlar. Zorlanmayacaksınız. Gelelim önce arkadaşlarım neye? Niteliklerine göre ayrımına. Haydi bakalım. Niteliklerine göre haklar. Bakınız niteliklerine göre haklarımızı nispi ve mutlak olmak üzere ikiye ayırırız. Nispi haklar, mutlak haklar. Nispi haklara şöyle bir tanım yapılır. Yalnızca belli kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Bakın ne diyor? Yalnızca belli kişilere karşı ileri sürülebilen, kullanılabilen haklardır. Bunun aslında bir tane örneği var. Alacak hakkı ama tabi alacak derken sadece para gibi düşünmeyin. Eşya alacağı olur, hizmet alacağı olur vesaire değişir. Ama hani para örneği verelim. Diyelim ki arkadaşlar benim işte Ali diye bir vatandaştan bir miktar alacağım olsun. Ali'den işte 10 bin lira alacağım var. Az önce de hani benzer bir örnek yapmıştık diğer konuda. Ali'den alacağım varsa kapısına gidip sevgili Ali vade geldi. Lütfen benim alacağımı ver deme hakkım var değil mi arkadaşlar? Ali'den alacağımı talep ediyorum. Alacak hakkımı kullanıyorum Ali'ye karşı. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Sokağa çıktım Ahmet diye birini buldum. Ya Ahmet Ali'nin bana borcu var. E vade geldi lütfen o parayı öde artık. Ne der bana Ahmet? lütfen git der. Doğru mu? Yani sen Ali'den olan alacağını gidip de Ahmet'ten isteyemezsin. O da onu kastediyor işte. Sadece belli kişilere karşı kullanabileceğin bir haktır. Doğru mu? Veya bir mağazadan bir ürün sipariş ettin. Onlar da göndermedi. Gidip başka bir mağazaya ne bileyim bozuk atabiliyor musun? Fırça atabiliyor musun? Ya ben işte sipariş verdim hala gelmedi. Ne vermiştiniz? Şöyle bir şey. Bize mi vermiştiniz? Hayır olsun ama sizden istiyorum. Çok saçma. Gittin bir dershaneyle anlaştın. Dersler bir türlü başlamıyor. Gidip başka bir dershaneye fırça atma hakkın mı var? Gibi. Yani diyor ki bu alacak hakkı hani para alacağı olur, hizmet alacağı olur, eşya alacağı olur fark etmez. Alacak hakkı sadece belli kişilere yani muhatabına karşı ileri sürülebilen bir haktır başkasına karşı kullanamazsınız. E mantıklı zaten. Mutlak haklarsa arkadaşlar herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Yani az önce lütfen paramı ver cümlesini sadece Ali'ye karşı kullanabilirken birazdan ağzımdan öyle cümleler çıkacak ki kıymetli arkadaşlarım karşıma kim gelirse gelsin karşıma hanginiz gelirseniz gelin aynı cümleyi hepinize karşı kullanabileceğim. Bak ne diyor? Herkese karşı. Doğru mu? Ve bunları da biz Kişiler yani insanlar ve mal varlığı eşyalar üzerinde diye iki ayırırız. Hocam kişilerden bir başlayalım. Hukuk der ki bir bireyin kendi kişiliği üzerinde herkese karşı kullanabileceği hakları vardır. Mesela arkadaşlar din seçme hakkı herhangi biriniz herhangi biriniz az önce Ali değil miydi muhatabımız Ali olsun. Ali geldi bana şöyle diyor hocam senin din seçme hakkını ben kullanmak istiyorum. E Bundan sonra İslamiyet'e değil de şamanizme inanacaksın. Sana ne Ali? Deme hakkım var değil mi? Ha peki bu cümleyi Ali'ye karşı kullanabildiğim gibi sizlere karşı yani karşıma kim gelirse gelsin din seçme hakkı benim kendi hakkımdır. İstediğime karşı kullanamaz mıyım? Evet. Giyim şeklim. Niye böyle giyiniyorsun? Sana ne? Böyle rahat hissediyorum böyle giyiniyorum. Konu kapanmıştır. Doğru mu? Tutacağım futbol takımı. Net. Trabzonspor. Net yani. Bana herhangi bir sakın bunu zaten muhabbetini bile kimse açmasın da. Trabzonspor niye tutuyorsun? Ya ne Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Çok büyük bir camia. Başka hangi takımı tutabilirdim zaten? Net. Hiç kimse buna karışamaz. Gibi yaşayacağım yer, yapacağım iş, mesleğim. Bakın bunlara bir insan kendi karar verir. Karışamazsınız. Herkes kendi hakkında kendi belirler. Bitti. Peki bir insanın ha ne diyordu bir filozof hatırlayın herkesin hayatına kimse karışamaz. Doğru mu? Heh. Peki bir insanın kendi kişiliği üzerinde tabii ki böyle geniş hakları olacak. Bir de orada şey diyor başka kişiler diyor. Allah Allah hocam tamam kendi hakkımı hayatımı kendim şekil veriyorum tamam da başka kişiler ne alaka? Arkadaşlar velayet hakkının getirdiği bir şey var. Anne baba çocuklar üzerinde belli bir yaşa gelene kadar geniş haklara sahiptir. Ona zarar vermemek şartıyla. Mesela az önce benim dinime karışamadığınız gibi benim yetiştireceğim çocuğun dinine de karışamazsınız. Öyle değil midir? Anne baba dini eğitimi vermez mi çocuğuna? Çocuğunu şamanizme göre sana ne? İstediğim inanca göre yetiştiririm. O benim çocuğum. Belli bir iradeden sonra, belli bir yaştan sonra kendi değiştirir. O da beni ilgilendirmiyor o zaman. Ben karışamıyorum. Çocuğumun alacağı eğitim vesaire. Çocuğumun giyim şekli. Çocuğumun tutacağı futbol takımı. Çok net. Anne baba bu konuda çocuk üzerinde haklara sahiptir. Başkaları karışamaz arkadaşlar. Ha demek ki aslında mantıklı. Diyor ki bir bireyin diyor kendi kişiliği üzerinde ve çocuklarımızdan hareketle başka kişiler üzerinde de kimsenin karışamayacağı oldukça geniş haklara sahiptir. Mantıklı. Peki hocam insanlar üzerinde haklarımız varsa eşyalar üzerine kesin vardır zaten mal varlığı üzerinde. Bunları da maddi mal varlığı ve maddi olmayan mal varlığı diye ayırıyoruz. Arkadaşlarım buradaki maddi ve maddi olmayan aman dikkat. Para değeri olan ve olmayan gibi düşünmeyin. Aslında ikisinin de para değeri var. Ama bunu şöyle düşünün. Hani aklınızda şöyle kalsın. Somut ve soyut gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Somut dediğimiz nedir? Elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz şeylerdir. Ha peki mesela benim telefonum. Somut bir eşyadır değil mi? Maddi, somut bir eşyamdır benim iznim olmadan herhangi biri benim telefonuma dokunabilir mi? Dokunamaz. Benim kıyafetim, benim evim, benim arabam, doğru mu? Benim kalemim, büyükten küçüğe sıralayabilirsiniz. Benim iznim olmadan kimse benim, bakın ne oluyor? Bu somut, maddi eşyama dokunamıyor. Sen bak herkese karşı diyoruz. Sen de dokunma, sen de dokunma, sen de sen de. Hiç kimse dokunmasın gibi. Ha bize ait. Üzerinde tam anlamıyla tasarruf yetkimiz vardır. Mesela ben o telefonumu kırabilirim. Atabilirim. Hediye edebilirim. Satabilirim kime ne. Ama bütün bu kararları kim veriyor? Ben veriyorum. Somut. Peki şimdi somut olmayan, soyut, maddi olmayan soyut bir eşya nasıl olur? Arkadaşlar düşünce ürünleri. Telif, marka, patent, buluş gibi şeyler. Mesela şarkı yazdım, şarkı besteledim. Bana ait. Doğru mu? Ama elle tutamıyorum. Ben besteyi, notayı elle tutamam ama benim kayıtlara geçti. Bu beste Eros Star'a aittir. Bitti. Şiir yazdım. Şiiri elle tutamam. Şiiri gözde göremem. Doğru mu? Ama o şiir bana aittir. Fikir sahibi benim. Mesela veya sorularım sevgili arkadaşlarım, sorularımızı tabii ki çözün. Doğru mu? Ama bir yerde paylaşmayın mesela. O sorular bize ait. Doktrin yayınlarına ve Eros ait. Doğru mu arkadaşlar? Öyle olmuyor mu? Korsan falan değil mi? Böyle şeyler var. Onlar sıkıntı işte. Benim sorumu bak telif izni, telif hakkı bana ait olduğuna göre benim veya işte yayına ait olduğu halde sen vatandaş olarak gidiyorsun. işte sağda solda paylaşıyorsun mesela. Olmaz. Doğru mu? Maddi olmayan mal varlığımızdır onlar bizim. Sen de paylaşamazsın, sen de paylaşamazsın, sen de paylaşamazsın. Kimse paylaşamaz. Mantık budur. Peki biz birinci ayrımda nitelik ayrımında neye göre ayırdık? Bu hakkımızı kime karşı kullanabiliyoruz? Belli kişilere mi karşı kullanabiliyoruz? Herkese karşı mı kullanabiliyoruz? Kime karşı kullanabiliyoruz? Bir de şunu ayrıca şimdi. Hocam tamam ona kullan buna kullan anladım da hakkının konusu ne konusu? Ha onu da şöyle ayırmış. Mal varlığı ve kişilik. Bakınız aslında kolay. Bak şimdi şu mutlak hakların ayrımı gibi. Bak kişilik haklarımız evet burada konusuna göre. Mal varlığı da evet konusuna göre burada. Peki hocam ya benzer bir ayrım aşağı yukarı burada da vardı zaten. Niye böyle bir ayrıma tekrar ihtiyaç duyduk? Üçüncü ayrımı yapabilmek için. Kullanım ayrımı. Bakınız ben söyleyeyim siz de bir yandan düşünün. Bu konularına göre mal varlığı ve kişilik diye ayırıyoruz ya arkadaşlar. Bu haklarımın mal varlığı ve kişilik haklarımın iyi dinleyiniz. Birinin kullanımını başkasına devir edebiliyorum. Benim yerime o da kullanabiliyor, ama birinin kullanımını başkasına devir edemiyorum. İlla benim kullanmam gerekiyor. Mesela biz mal varlığı haklarımızı devir edemez miyiz? Ederiz. Mesela telefonumu satarım, a kullanım hakkını devrettim. Evimi satarım, kullanım hakkını devrettim. Doğru mu? Maddi olmayanlar da devir olur. E, bestemi satarım, başkası kullanır. Doğru mu? Telif hakkımı sattım işte. Mesela. Anladınız mı? Yani demek ki mal varlığı hakları maddi veya maddi olmayan hiç fark etmez. Başkalarına devir edilebilen haklardır. Benim yerime başkası da kullanabiliyor. Ama arkadaşlar kişilik haklarınızı devir edemezsiniz. Yaşama hakkımı sana devrediyorum. Olur mu öyle şey? Din seçme hakkımı sana devrediyorum. Benim nasıl giyineceğime sen karar ver. Öyle şey mi olur arkadaşlar? Bunlar bir bireyin kişilik haklarıdır ve kendisi karar vermesi gereken şeylerdir. Dolayısıyla devir edilemeyen şeylerdir. Unutmayınız konularına göre mal varlıkları kullanımına göre devir edilebilen bir haktır. Ama konularına göre kişilik hakları kullanımına göre devredilemeyen haklardır. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlarım son bir ayrım kaldı özel haklar türlerinde. Amaçlarına göre ayrım. Buradaki mantık da şudur arkadaşlar. Şimdi biz bir hakkımızı kullanıyoruz ama bak amacımız ne? Hukuki bir amacı var mı? Hukuki bir sonucu var mı? Tamam bu hakkı kullandım ama hukuki bir sonuç ortaya çıkardı mı çıkarmadı mı? Buna bakacağız. Mesela alelade. Arkadaşlar alelade sıradan, basit, bayağı, gelişi güzel, herhangi bir gibi anlamları var tamam mı? Ha buradaki mantık nedir? Ya bazı haklarımız vardır. Evet biz bunları kullanırız. Ama hukuki anlamda bir sonucu olmaz. Mesela yolda yürüme hakkım var ama hukuki bir sonucu yok. Yeme içme hakkım var ama hukuki bir sonucu yok. Parkta oturma hakkım var. Hocam biraz daha düzgün örnek olsun. Mesela şey vardı. Anne babanın çocuk üzerindeki hakları değil mi? Ona nasihat verme, onu yetiştirme hakları değil mi? Çocuğu yetiştirme hakkı. Ama hukuki bir amaç var mı? Hukuki bir değişiklik oluyor mu? Bunlar sıradan şeylerdir. Alelade. Hukuki amaç taşıyan şeyler değildir. Ha, şimdi gelelim buraya. Ne diyor? Yenilik doğuranaklar. Bunlar da tam tersi arkadaşlar. Hukuki sonuç doğuran haklardır. Bakınız ne diyor zaten? Yenilik doğuran diyor. Dikkat edin. Doğru mu? Ha demek ki bu sefer bazı haklarımız var. Biz bunları kullandığımızda hukuki bazı sonuçlar çıkmalı ortaya. Bunlar da kendi içinde bakınız çok kolay ama hiç merak etmeyin. Kurucu, değiştirici ve bozucu olmak üzere kendi içinde ayrılıyor arkadaşlar. Mantığını söyleyeceğim, bazı örnekler vereceğim. Tık tık beraber gideceğiz. Arkadaşlar kurucu öyle bir şey yapacaksınız ki, öyle bir şey yapacağız ki, daha önce olmayan yeni bir hukuki durum çıkacak ortaya. Öyle bir şey yapacağız ki, var olan hukuki durum durum biraz değişecek. Zaten var olan şey biraz değişecek. Ya da öyle bir şey yapacağız ki var olan hukuki durum ortadan kalkacak, bozulacak. Mesela arkadaşlar bir iş yeri düşünüyoruz. Gittiğim kurumlardan veya yayın olarak düşünelim. Doktrin yayınlarıyla arkadaşlar 2014-15 yılında kurulan bir yayın doktrin yayınları. Ama doktrin yayınları da kurulmadan önce benim herhangi bir alakam yoktu sonuçta. Doktrin yayınları kuruldu. 2014-15 yıllar olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Doktrin yayınları kuruldu. Hocam dediler yayın olarak çalışalım mı? Bakın henüz doktrinde hukuki bir bağım yok benim. Çalışalım dedim. Oturduk sözleşmemizi yaptık. Ha dikkat. O zaman doktrin yayınlarıyla benim aramda hukuki bir şey başlamadı mı? Ben doktrin yayınlarının yazarı olmuş oldum. Bakın ne oldu? Hukuki bir süreç başladı. O yüzden biz buna ne dedik? Kurucu. Peki hocam 2015 diyoruz bakın arada 7 yıl gibi bir fark var 8 yıla doğru gidiyor. E mantık olarak ne yapıyoruz? Her sene aynı ücrete anlaşmıyoruz doğru mu? Biz yıl içinde yıllarca böyle ne yapıyoruz? Ücreti karşılıklı yenileyerek devam ediyoruz. Bakın doktrinle zaten benim bir bağım var. Ben doktrinin yazar kadrosundayım zaten. Ama ne oluyor en azından aldığımız ücret üzerinde zam yapıyoruz. Karşılıklı anlaşıyoruz ve artırıyoruz. Bakın ne oldu o? Değiştirici. Bak ne oldu? İşte zam oldu. Ya da bir gün gelecek arkadaşlar, aramızdaki bu hukuki ilişkiye son vereceğiz belki. Bu da ne olacak arkadaşlar? Bozucu. Yani bir iş yeriyle, bir kurumla anlaşmanız kurucu olur. Zam istemeniz veya pozisyon değiştirmeniz. Ne bileyim ben şu an yazarım. Belki diyecek hocam gel genel müdür ol. Niye olmasın? Ne olacak? Bak pozisyon değişti. Değiştirici. Ha, alakayı koparacağız. Ne olacak arkadaşlar? Bozucu. Mantık budur. Veya bir mağazaya giriyorsunuz. Herhangi bir mağazaya. Orada bir kıyafet beğendiniz. Ve onu satın alıyorsunuz. Bakın alım sözleşmesi yapıyorsunuz. O kurucudur işte. Mağazayla aranızda müşteri satıcı diyaloğu kuruldu. Eve gidiyorsunuz. Ya kenarında bir defo fark ediyorsunuz. Ona biz hukukta ayıplı mal deriz. Kenarında hukuka göre bir ayıp fark ediyorsunuz. Mağazaya geri dönüyorsunuz. Bakın dilerseniz iade edersiniz. A bozucu olur dilerseniz yenisini verin dersiniz ne olur değiştirici olur gibi mantık oturuyor diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar en sıkıntılı örnek piyasada maalesef bazı yazar arkadaşları bu konuda ikna edemedik ama Yargıtay kararı var bu konuda. Çok tartışmaya açık bir konu değil aslında. Evlenme hangisine girer? Evlenme kurucu mudur falan gibi. Arkadaşlar evlenme değiştiricidir. Yargıtay kararlarında bu tarz ifadeler geçiyor zaten. Evlenme neden değiştiricidir? Evlenmenin kurucu olduğunu, şimdi diyor ki bazı arkadaşlar, ya işte hocam yeni bir hukuki ilişki başlıyor falan. Ama değil işte. Evlenme nişandan sonra gelen bir kavram. Medeni kanunda nişanlanma tanımı yapılır. Nişanlanma öyle basit bir kavram değildir. Kanunda tanımı yapılan bir şeydir. Nişanlanma evlenme vaadiyle olur diye kanunda madde var. O zaman burada aslında kurucu olan hangisi oluyor? Nişan oluyor arkadaşlar. Çünkü hukuki süreç orada başlıyor. Nişan atma durumlarında maddi ve manevi tazminat davaları açabiliyorsunuz. Öyle basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Ha peki nişan akabinde ne yapıyorsunuz? Evlilik aşamasına geçiyorsunuz değil mi arkadaşlar? O zaman ne oluyor? Evlilik değiştirici oluyor. Ha boşanırsanız ne olur arkadaşlar? Ne olur? Bozucu olur. O basit zaten. Ha, evlenmeden nişanı bozarsan o da bozucu olur. Fark etmez. İlla evlenmen gerekmiyor nişanlıyken. Ama sonuç olarak hukuki süreç nişanla başladığı için biz kurucu olarak nişanı kabul ediyoruz. Sonra evlendiğiniz için değiştirici oluyor. En son boşanırsanız ne olur zaten arkadaşlar? Bozucu olur. Şimdi o zaman evlenme net. Yani evlilik yapma net. Onu çok e, kurcalamaya gerek yok aslında. Ama bir kafa karıştır bir şey daha var arkadaşlar. Evlilik, bak evlilik yapmak demiyorum. Evlilik sözleşmesi yapma. Buna biz mal rejimi sözleşmesi falan da diyebiliyoruz da. Hani filmlerde görürsünüz böyle şeyleri. İşte zengin insanlar özellikle evlenirken bunu yapar. Bir kağıda imza atarlar. Yarın bir gün boşanırsak kimse kimseden mal istemeyecek falan tarzı. Bu arada bu kanun gereği noterde yapılması gereken bir işlem. Filmlerde tabi böyle şeylere çok dikkat etmiyorlar. Kağıdı önüne koyuyor, imzalıyor, geçiyor falan ama o işler öyle olmaz aslında. Noterde yapılması gereken bir şey. Neyse biz ona takılmıyoruz tabii ki. Arkadaşlar şimdi evlenme değiştiriciydi. Neden? Öncesinde nişan vardı. Ama evlilik sözleşmesi başlı başına ve tek başına bir işlemdir. Yani onun öncesi veya sonrası yoktur. Ha, o yüzden biz evlilik sözleşmesini kurucu kabul ederiz. İlerleyen yıllarda evlilik sözleşmesi üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. O zaman değişik değiştirici deriz canım ayrı mesele. Ama normalde biz evlilik sözleşmesi tek başına yapılan bir işlem olduğu için onu kurucu kabul edeceğiz. Evliliğin kendisi değiştirici, evlilik sözleşmesi yapma kurucu olur arkadaşlar. Bu ayrıma da ufakça bir dikkat ediniz. Arkadaşlar böylelikle medeni hukuku bitirmiş olduk. Sonuna gelmiş olduk medeni hukukun. Buradan sonra Borçlar hukuku, çok kısaca ticaret hukuku ve son olarak da arkadaşlar devletler özel hukuku diye bir dal konuşacağız sizinle. Akabinde anayasa hukukuna geçeceğiz. Esen kalın, görüşmek üzere.